Kısa bir aradan sonra Setup Nasıl Yapılır serisine devam ediyoruz ve bugün size ikinci bölümümüzde sürüş dinamiklerinden bahsedeceğim. İlk bölümde neler anlattım ondan bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız tabii izlemeyenler lütfen izlesin. Hareket eksenlerinden bahsettim. Aracın işte X, Y, Z koordinatı ilerlediğini, lastiğin önemini ve sürtünme yönlerinden bahsettik. Sürtünme çemberlerini izah ettim. Sürtünme çemberinin aslında G kuvvetine eşit olabileceğini dile getirdim. Momentlerden bahsettiğim işte yol momentin oluşturduğu önden ve arkadan kaymadan bahsettim. Şimdi ikinci bölümde neler bahsedeceğim onu bir size hemen kısaca izah edeyim. Ağırlık transferi. Araç ağırlık transferi sevmez. Niye sevmez bundan bahsedeceğim. Tabii ki bu anlatırken de lastik performans grafiklerinden bahsedeceğim. Lastik performans grafiklerini anlatırken de kayma açısı ve kayma yüzdeleri gibi terimler var. Onları size dile getireceğim. Tabii bu grafikleri incelerken de aslında kaymadan tutunma üretemeyiz. No slip, no grip. Bunun üstüne değineceğim. Buna ilgili olarak aslında lastiğimizin karakteristiğine göre nasıl sürmeliyiz? Bunu size ufak, yani kısa da olsa dile getireceğim. Ve tabii ki aslında önemli şey bizim hızlanmamız için, düzgün bir şekilde kullanabilmemiz için temel sürüş prensiplerini dile getireceğim. Başlayalım mı? Aracın sevmediği ağırlık transferinden bahsedelim. Peki ağırlık transferi ne? Lastiğin tutunması sayesinde hareket eden aracın oluşturduğu ivmeden kaynaklanıyor. Yani ilerliyoruz, işte bir ivme oluşuyor, ona göre de sonuçta bir ağırlık transferi oluşuyor. Peki ağırlık transferi oluştuğu zaman ne oluyor? Yani sonuçta bir aracın bir ağırlığı var, yani bir kütlesi var ve ivmenin istikametine göre lastiklerin üzerinde de bir tür dağılım oluyor. Yani aslında bu lastiğin üzerine oluşan ağırlık sayesinde de lastiğe gereken tutunmayı sağlıyoruz. Sağlamaya çalışıyoruz en azından. Peki tekrar söyleyeceğim bunu. Araç ağırlık transferi sevmez. Sizce neden? Tamamen arkadaşlar lastiğin performans grafiğinin lineer olmamasından kaynaklı. Yani siz ne kadar üstüne bastıkça lastiği, ne kadar ağırlık verdikçe aslında evet tutunması belki artıyor. Ama verimliliği aslında azalıyor. Şimdi aslında şunu çok güzel bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdiki grafiği şöyle göstereceğim size. Gördüğünüz gibi işte yanal kuvvet, Newton ve kayma açısı diye iki tane burada sonuçta koordinatımızda terimler var. Önce kayma açısı nedir onu bir izah edeyim size. Kayma açısı arkadaşlar lastiğin yuvarlandığı istikamet ile lastiğin hedef aldığı istikamet arasındaki açı farkıdır. Yani diyelim ki lastiğimiz aslında 15 derecelik bir açıyla aracı döndürmeye çalışıyor. Ama gittiği istikamet aslında 10 derecelik bir açı. Yani 5 derecelik bir kayma açısı oluşuyor. Anlamıyorsunuz arkadaşlar araştırabilirsiniz. Peki grafiğe dökelim. Mavi çizgimiz böyle. İşte görüyorsunuz lineer değil. Bu ama sadece bir ağırlık yani 650 kilogramlık bir ağırlık. Bu arada bu arkadaşlar bu grafikleri ben uydurdum ama olabildiğince gerçeğe yakın bir şekilde uydurmaya çalıştım ki basitçe size anlatabileyim. Peki bu sadece 650 kilo için geçerli. Peki diğer ağırlıklarda ne oluyor? Görüyorsunuz işte kırmızı, sarı ve yeşil ve kırmızı çizgilerde ağırlıklara göre grafiğin şekli benzer olsa bile bir değişiklik gösterebiliyor. Hemen ben bu kiloları Newton'a çevireyim çünkü sonuçta ağırlıktan bahsediyoruz. Kütleden çok bahsetmek istemiyorum. Buna ilave olarak da hatırlarsanız arkadaşlar geçen bölümde aslında bir şeyden bahsetmiştim. İşte sürtünme katsayısı ve ivmenin nasıl bulabiliyoruz? İşte yanal veya boylamsal sürtünme kuvvetini dikey kuvvete bölersek aslında o lastiğin ürettiği ve aracın ürettiği ortalama sürtünme katsayısı ve ivmeyi bulabiliriz. Şimdi bir tane çizgi çekiyorum. Bu çizgi işte en yüksek değerler çizgisi. Görüyorsunuz işte kırmızıdaki, mavideki, sarıdaki ve yeşildeki çizgiler. Bu çizginin aslında bir şeklinin bir anlamı var ama onu başka bir bölümde anlatacağım, merak etmeyin. Peki niye çizdim bunu? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz linearite biraz değişiyor ama bunu rakamlara dökmek istiyorum. En yüksek sürtünme katsayısını şimdi hesaplayalım veya G kuvvetlerini hesaplayalım. Gördüğünüz gibi işte 4000 Newton'da işte 1.11 Newton'lık bir sürtünme var veya G oluşturuyor. Keza 8000 Newton'da da 1.04. Yani aslında arkadaşlar lastiğin üstüne binen yük fazlalaştıkça aslında lastiğin verimliliği veya üretebildiği sürtünme katsayısı veya G kuvveti azalıyor arkadaşlar. Peki işi biraz daha renklendirelim mi? Şimdi göreceksiniz ki farklı bölümler ayırdım. Mavi, yeşil ve kırmızı olarak. Mavi bölümde aslında çok bir kayma açısı üretmiyoruz. Yani çok bir tutunma üretmiyoruz. Ama yeşil tarafta olabildiğince optimum kayma açısıyla optimum tutunma üretmeye çalışıyoruz. Kırmızı bölümde aslında arkadaşlar lastiğin çok kaydığı ve nispeten daha az tutunduğu yerler. Yani amacımız aslında burada arkadaşlar olabildiğince yeşil bölümde kalabilmektir ki lastiğin verimliliğini olabildiğince iyi şekilde kullanalım. Peki, gelin şimdi bunu rakamlara dökelim. Sabit bir aracımız var. Takriben 1600 kilo yani 16.000 Newton diyelim. Ve grafiğe tekrar bakarsak da bunun üretebileceği ortalama yanal kuvvet 4440 Newton. Peki bu ne ifade ediyor? Aracın ağırlığı ile lastiklerin üretebildiği kuvveti böldüğümüz zaman karşımıza bir rakam çıkıyor. 1.11G gibi bir şey. Araç döndüğü zaman ne oluyor? Aracımız sağa döndü diyelim. Bütün yük sola gitti. Ve rakamlara bakıldığı zaman da yine gereken bölmeyi yaptıktan sonra görüyorsunuz ki aslında rakam düştü. 1.07G'ye düştü. Bu işte arkadaşlar lastiğin lineer olmadığının en büyük kanıtı. Lastik sırf sağa sola dönmüyor burada. Tabii ki bizi durdurup yavaşlatması lazım. Bu grafikte de arkadaşlar biraz işin boylamsal tarafına değinmek istiyorum. Kayma yüzdesi nedir? Kayma yüzdesi lastiğin yuvarlandığı istikamet üstünde yerin yaptığı sürat ile lastiğin yuvarlanma yani açısal sürati arasındaki ilişkidir. Şimdi grafiğimizi renklendirelim. İki tane size çizgi koydum. Bir tanesi yeşil, bir tanesi kırmızı. Peki bunlar neyin grafikleri? Bir tanesi yavaşlamanın, bir tanesi hızlanmanın. Yine en yüksek değerlerin rakamlarını size görüyorsunuz. Bir tanesi takriben %17, bir tanesi takriben %20 civarında. Bir de şöyle bir şey var. Lastik kilitlendiği zaman ne yapıyor? Aslında kayma yüzdesi %100 oluyor. Bu da size ilave bilgidir. Peki 60 kilometreli aracı yavaşlatmaya çalışıyoruz. Hemen hesaplarımızı yapalım. %20'lik bir kayma açısı değeri dedik buradaki en optimum değer. Yani bakıldığı zaman lastiğin açısal sürati aslında 50 km gibi bir olması lazım ki 60 km ile giden aracı en verimli şekilde durdurabilsin. Tersini yapalım. 60 km hızlanmaya çalışalım. %17'lik bir rakam belirledik kendi içimizde ekranda gördüğünüz gibi. Peki ne kadar lastiğin açısal hızı olması lazım? 72 km. Yani aslında arkadaşlar lastik o kadar çok dönüyor ki sizi hızlandırmak için veya o kadar çok aksine dönüyor ki aslında sizi yavaşlatmak için farkında değilsiniz. Bunu bazen böyle slow motion videolarda görebilirsiniz ama lastik hakikaten gerçekten çok çok çalışıyor. Peki bunu tekrar bir grafiğe dökelim. Geçen rakamları biliyorsunuz işte araç sabitken 1.11G üretebiliyor gibi bir şeyden bahsettik. Peki durduğu zaman ne oluyor? Yine yanaldaki gibi tabii ki sonuçta verimliliğini kaybediyor ve yine aynı rakamları tuttum sizin için anlamanız için 1.07G'lik bir ivme üretebiliyor. Peki hem durmayla hem dönmeyi birleştirelim şimdi. Yani lastik hem bizi yavaşlatmaya çalışıyor hem de bir istikamete doğru taşımaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi grafikte sağa doğru dönüp aracı yavaşlatmaya çalışıyorum ve tabii ki otomatikmen en ön sol yani ön sol lastiğimizde en çok yük oluyor ve arka sağ lastiğimizde de en az yük oluşuyor. Yani arkadaşlar dediğim gibi ne kadar çok iş yaptırmaya çalışırsanız lastiğe o kadar size aslında geri netice vermiyor. Peki bir evvelki bölümde aslında bu grafiği size anlatmıştım ama yine üstünden şöyle geçmek istiyorum. Yine gördüğünüz gibi eşit performans lastiği, boylamsal performans lastiği ve yanal performans lastiği. Eşit performans lastiği olduğu zaman nasıl kullanmalıyız? Homojen kullanmalıyız. Yani işte viraja girişimiz, çıkışımız, direksiyon çevirişimiz vesaire sürat taşımamız hepsinin aslında olabildiğince homojen, eşit bir şekilde olması lazım. Peki boylamsal olduğu zaman lastiğin karakterisi veya performans grafiği diyelim ki daha geç fren yapma şansımız var. Buna bakıldığı zaman daha geç fren yapıp aslında biraz dur, dön, hızlan şeklinde yani. Geç fren yaptım, durdurdum, döndüm ve hızlandım. Olabildiğince tamamen boylamsal karakteristiğini kullanarak gidebilmemiz lazım. Tabii son olarak da sarı grafikte gördüğünüz gibi yanal performans lastiği. Bu lastik biraz durmayı ve gitmeyi sevmiyor, daha çok dönmeyi seviyor. O zaman ne yapmamız lazım? Daha erken fren yapıp, daha erken yavaşlatıp, belki virajı daha çok sürat taşıyıp momentumla gitmemiz lazım. Başka bir şey daha anlatacağım şimdi size. İki tane farklı lastiğin grafiklerini size sunacağım. Evet, yine yeşil ve mavi lastiklerimiz var. Dikkat ederseniz yeşil lastik yanal kuvveti daha erken bir kayma açısını oluşturuyor. Ama hemen çok yani ani bir düşüşle performans düşüyor. Mavi ise biraz daha böyle homojen, daha lineer bir lastik. Peki bunlar ne ifade ediyor? Şimdi bunu anlatmak istiyorum size. En yüksek değerlerin çizgisini koyduk. Evet, yeşil daha fazla. Bir de şöyle bir şey yapalım. Kesiştikleri noktaya bir tane çizgi koyalım. Görüyorsunuz kesiştikleri noktada takriben 4 derecelik bir kayma açısında. Peki bunu niye yaptım? Takriben 6000 Newton gibi bir yanal kuvvet oluşturduğu yerde çizgiyi koydum. Çünkü kesiştikleri orası. Ve o yanal kuvveti oluşturduğu kayma açılarındaki farka bakalım arkadaşlar. Yeşile baktığınız zaman 1.2'lik bir açı içerisinde onu hani muhafaza edebiliyor. Ama maviye bakıldığı zaman takriben 3 derecelik bir kayma açısından onu muhafaza edebiliyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Aslında mavi çizgi çok daha affedici, çok daha kayma açısını kullanmanız gerektirdiği bir lastik tipi. Yani direksiyonla biraz daha oynayabiliyorsunuz. O gribi aramak için biraz daha belki bocalıyorsunuz demek doğru olabilir ama en azından o size o hakimiyeti size sunabiliyor. Ama tam tersi baktığımız işte yeşil grafik ise affedici bir lastik değil. Az bir alanı var, küçük bir alanı var. Az bir kayma açısı ile daha kararlı kullanmak gerek. Daha çok böyle formüle tipi lastikler vesaire vesaire. Ama karakteristikler genel olarak bakıldığı zaman mavi lastiğin karakteristiği böyle daha sert hamurlu, belki dişli bir lastiğin yani daha az tutunan lastik aslında oluyor. Yeşil ise daha yumuşak hamurlu ve daha çok tutunan lastik tarzında olabiliyor. Peki, yol momenti dedik. Önden kayıyor, arkadan kayıyor. Peki niye önden ve arkadan kayıyor? Ben bunu aslında bir önceki bölümde matematiğini anlattım. Biraz işin fiziğini anlattım ama şimdi sürücü tarafında niye kayıyor onu size izah etmek istiyorum. Arkadaşlar viraja hızlı girerseniz muhtemelen aracın hani kapasitesinin üstünde bir şey yapmaya çalışıyorsanız önden veya arkadan kayma ihtimali vardır. Yani viraja hızlı aracın tabii bu şeye çok bağlı. Lastiğine göre çok bağlı, aracın tipine göre bağlı vesairesi. Ama şuna değinmek istiyorum. Önden ve arkadan kaymanın sebepleri aslında çok benzer. Viraja hızlı girerseniz önden de kayabilir, arkadan da kayabilir. Viraja fazla fren taşırsanız, diyelim ki işte o esnada fazla fren taşıdığınız aracın arkası havalandı, arkadan kayabilir. Veya çok frene bastığınız o esnada ABS devreye girdi, önü kayabilir. Fren pedalını çok hızlı bastınız, bir anda kilitledi, kayıyorsunuz. Bir anda ağırlık transferi oldu, kayıyorsunuz. Bunu yani tam tersini düşünürsek de gaza basma hızımız ve zamanlaması var. Yani virajın içerisinde yanlış bir zamanda gaza basarsak arkası da kayabilir, özellikle arkadan çekerse. Önü de kayabilir. Arkadan çeken aracın önü de kayabilir bu arada arkadaşlar. Arkası çok tutunduğu esnada önünü direkt sürükleyebilir. Önden çeker bir araba ise zaten muhtemelen önden kayması daha mümkün. Tabii buna ilave olaraktan direksiyon çevirme hızınız da burada ve zamanlaması da çok önemli. Çok hızlı çevirirseniz, tabii aracın dengesine göre arkasını da koparabilirsiniz. Ve çok hızlı çevirirseniz aracın dengesine göre de önü de hemen kayabilir. Lastiğin bütün kayma açısını bir anda getirirseniz lastiğin performansını üretemediğiniz için önü kayması çok mümkündür arkadaşlar. Yani kısacası ağırlık transferi ve momentlerinin hızının ve zamanlamasının ayarlanması. Tamamen bu arkadaşlar. Kısacası bu yani. Peki. Bu şekilde kullanmak için ne yapmamız lazım? Temel sürüş prensiplerimiz var arkadaşlar. Bir evvelki sayede düşündüğünüz zaman dengeli ağırlık transferi yapmak. Ne dedik? Çok evvelki slaytlarda araç ağırlık transferi sevmiyor. O yüzden dengeli ağırlık transferi yapmamız lazım. Bunu yapmanın en büyük hani yapabilmek için tabii ki öncelikle yarış çizgisi bilmek lazım. Yarış çizgisi arkadaşlar olabildiğince düz bir çizgidir. Dikkat ederseniz virajın dışından içine girersiniz ve tekrar dışarı açılırsınız. Olabildiğince radyusu geniş bir çizgidir. Bunu bilmek şart. Tabii buna ilave olarak da aslında lastiğin karakterisini bilmek lazım, tanımak lazım. Ne kadar direksiyon açısı kullanmam lazım, ne kadar kayma açısıyla girmem lazım virajlara gibi hani lastiği tanımak çok önemli. Benim için aslında bir de sabırlı olmak çok önemli. Yani frene basıyorsunuz, yani frene nerede basacağınızı bilmeniz lazım. Frene basıyorsunuz ondan sonra hani direksiyon çevirdikten sonra bir anda çevirmeyeceğim, nazikçe çevireceğim. Ve gaza basmak için hani sayacağım. Şimdi değil, şimdi değil, şimdi ve şimdi. Gaza basmak için kararlı olmam lazım. Gaza basacağım zaman da bilmem lazım vesaire vesaire. Peki bunu nasıl yapabilirim? Gerçekten arkadaşlar önünüze bakarak yapabilirsiniz. Önünüze bakmazsanız gerçekten aracın burnuyla uğraşırsınız. Yani atıyorum işte 5 metre önünüze bakarsanız gerçekten hiçbir şey olmayacaktır. 30 metreyle bakmanız lazım. 40 metre ileri bakmanız lazım. Çünkü 100 kilometreyle giderken bile yaklaşık saniyede 25-30 metre kat ediyorsunuz. Yani her gözünüzü kırptığınız zaman 3 metre gibi bir şey yol kat ediyorsunuz ve simde de sahası 100'den çok daha hızlı gidiyorsunuz. O yüzden ileriye bakın. Nerede frene basacağınızı, nerede gaza basacağınızı, nerede döneceğinizi, bunların hepsini bilmeniz lazım. Peki bunları nasıl bilebilirsiniz? Ezber işi değil arkadaşlar. Hakikaten referans almak zorundasınız. Referans alırken de frene nerede basacağınızı bilmelisiniz. 100 metre tabelası mı, 50 metre tabelası mı? Bir KUKA mı, bir Apex mi vesaire vesaire, hani bir hakem kulübesi mi, dönüş noktanızı keza aynı şekilde hani belki bilinçli olarak dönmeyebilirsiniz, işte bir referans almışsınızdır. Yani Formula 1 pilotları bile referans alıyor, unutmayın arkadaşlar. Çünkü yaptığınız süratlerde her daim hissiyata göre gitmek çok zor. Kısacası arkadaşlar sarıda olduğu gibi bilinçli, kararlı ve istikrarlı kullanma gerek. Bu üç kelime zaten her şeyi çok net bir şekilde anlatıyor. Bilinçli olmak zorundasınız, kararlı olmak zorundasınız ve istikrarlı olmak zorundasınız. Yani bilinçli bir şekilde bir şey yaptıktan sonra kararlı bir şekilde o hamleyi yapacaksınız ve her daim istikrarı sürdürerekten bir sonraki tur aynı hamleyi yapmak zorundasınız arkadaşlar. Tabii simdeyiz bu arada. Hani en azından sim tarafındakinden bahsetmek istiyorum. Tabii kaza yapma riskiniz yok. Kendinizi hani sonuçta yaralamayacaksınız, öldürmeyeceksiniz vesaire vesaire. O yüzden arkadaşlar bunun bilgisiyle, bunun bilinciyle yeni şeyler denemekten korkmayın. Biraz daha geç frene basın. Biraz daha erken gaza basın. Yani biraz aracı tanımak için zaten, pisti tanımak, aracı tanımak, lastiğin karakterisini tanımak için zaten bu tür hatalar yapmaya zorlamalısınız kendinizi. Bundan kesinlikle çekinmeyin, korkmayın ve gerçekten böyle daha çabuk öğreneceğinize çok daha eminim. Evet arkadaşlar, setup nasıl yapılır serisinin ikinci bölümü olan sürüş dinamiğini size kısaca anlatmaya çalıştım. Peki üçüncü bölümde ne var? Üçüncü bölümde arkadaşlar ön ve arka düzen ayarlarından bahsedeceğim. Bunlar nedir? Kamber, toe, kaster, lastik basıncı ve en önemlisi bunların birbirleri ilişkilerini size anlatacağım. Olabildiğince basit bir şekilde. Peki arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Umarım anlayabilmişsinizdir. Anlamadığınız bir şey varsa lütfen yorum tarafına yazın. Bize başka kanallardan, sosyal medya kanallarına ulaşın. Sizin sorularınızı cevapsız bırakmamaya çalışacağız. O yüzden bir sonraki bölümde görüşünceye kadar dikkat edin. Hoşça kalın.